İyi günler. Bu videomuzda AutoCAD programının nasıl kullanıldığını anlatmaya çalışacağız. Daha sonra mimari bir kat planı çizerek bu kat planı üzerinde elektrik projelerini işlemeye çalışacağız. Buradaki asıl amacımız AutoCAD programının nasıl kullanıldığını göstermek. Mimari kat planı çiziminde ve elektrik projesinin çiziminde teknik bilgiler vermek değil, bu projeleri AutoCAD programında nasıl kullanılmaya anlatmak olacak. İlk önce AutoCAD programımızı arayüzünü bir tanımaya çalışalım. Sol üst köşesinde AutoCAD amblemini görüyoruz. Burada ana menümüz yer alıyor. İşte Seves, Print gibi bu diğer programlardan da aşina olduğumuz bir arayüz. Asıl AutoCAD programımızın fonksiyonları buradaki sekmelerde bulunuyor. Ve temel fonksiyonlarda, kullanacağımız temel fonksiyonlarda Home sekmesinin altında. Line bizim ana komutumuz, çizgi. Line komutuna buradan da, toolbar'dan da girebiliriz. Aynı zamanda klavyemizden L, Space tuşuna basarak da bu komuta geçebiliriz. Bu komuta geçtikten sonra herhangi bir çizgimizin başlangıç noktasını seçiyoruz. Seçtikten sonra çizgimizi ne yöne doğru çizeceksek mouse'umuzu o yöne doğrultuyoruz. Şu an bu serbest çizim modunda, yani açısal olarak düz bir doğru çizemeyiz. Bu yüzden F8'e basarak X ve Y düzleminde düz bir çizgi çizebiliriz. Başlangıç noktamızı seçtik. Mouse'umu sağa doğru bir doğru çizmek istediğim için sağa çekiyorum. Değer gireceğim. AutoCAD'de değerlerimiz santimetre cinsinden girildiği için 2 metrelik bir doğru çizmek için 200 giriyoruz. Yukarı çekiyorum. 300 santimetrelik bir doğru giriyorum. Tekrar sola çekiyorum. 200 santimlik bir doğru giriyorum. Ve sonra başlangıç noktasına getirerek çizimi bitiriyorum. Ama hala line komutundan çıkmadığı için çizgimiz devam ediyor. Buradan çıkmak için de space ya da escape tuşuna basarak komuttan çıkabiliriz. Aynı zamanda burada gördüğünüz yeşil kare bitiş noktalarını göstermekte. Default ayarlarında sizin bu yakalama modu açık olmayabilir. Bunu da şuradaki snap fonksiyonuna sağ tuş tıklayarak Object Snap Settings'den Endpoint bitiş noktalarını yakalamak için kullanılan bir sekme. Midpoint çizgilerin orta noktasını yakalar. Center dairelerin merkezini yakalar. Perpendicular dik bir şekilde yakalar. Tanjant teğet bir şekilde yakalar. Nearest en yakın noktayı yakalar. Bunları istediğiniz fonksiyonlara check atarak OK derseniz sizin programınızda da ayarlarınızı yapmış olursunuz. Düzlemsel olarak şeklimizi kaydırmak için mouse'umuzun tekerlek dediğimiz roller kısmını ileri geri yuvarlayarak zoom in zoom out yapabilirsiniz. Aynı zamanda düzlemsel olarak kaydırmak için ise roller tuşuna basarak siyah el işaretini gördükten sonra mouse'unuzu sağa sola yukarı aşağı kaydırarak düzlemsel olarak şeklinize pan fonksiyonuyla kaydırabilirsiniz. Polyline komutumuz devamlı çizgi komutu. F8'e basarak serbest moda geçiyorum tekrar. Bastım, evet. Burada da devamlı çizgiler çizebiliriz. Bu komutun line komutundan farkı, line'da da devamlı çizgi çizebiliyoruz. Burada dikkat ederseniz her çizgi bağımsız birer çizgi olarak yer alırken polyline'da çizdiğimiz devamlı çizgilerin bir bütün olarak çalıştığını görebiliriz. Aradaki fark bu. Circle, daire. Daire komutumuz merkezden başlayıp yarıçap vererek dairemizi çizebiliriz. Arc komutumuz yay komutu.
Mouse'umuzu tıkladığımız yer yayımızın başlangıcı, ikinci tıkladığımız yer yayımızın orta noktası, üçüncü tıkladığımız yer de yayımızın sonu. Yayımızı çizdikten sonra başlangıç ve bitiş noktasını birbirine yakınlaştırabiliriz. Karelerin üzerine tıklayıp bombeliğini ayarlayabiliriz. Rectangle, dörtgen çizerken kullandığımız fonksiyon. Move komutumuz, objelerimizi taşırken kullandığımız komutumuz. Seçiyorum. Mouse'umuz sağ tuşuna tıklayarak nereden taşımak istiyorsam o noktadan yakalayıp diğer bir taşımak istediğim yere gelip tekrar tıklayarak konumlandırıyorum. Rotate komutumuz, döndürme komutu. Cismimizi seçiyoruz. Sağ tuş tıklıyoruz. Hangi noktadan döndürmek istiyorsak merkezimizi seçiyoruz. Daha sonra da istediğimiz yöne doğru, istediğimiz açıda döndürebiliyoruz. Copy komutumuz, kopyalama komutu. Aynı zamanda klavyeden CO space diyerek bu komuta da kısa olarak kısa yoldan girebiliriz. Kopyalamak istediğimiz cismi seçiyoruz. Mouse'umuzun sağ tuşuna tıklıyoruz. Hangi noktadan tutup kopyalamak istediğimizi seçip istediğimiz yere istediğimiz sayıda kopya oluşturabiliyoruz. Çıkmak için tekrar Escape ya da Space tuşuna basıp komuttan çıkabiliyoruz. Stretch komutumuz çekip uzatma komutu. Tekrar cismimizi sağdan sola doğru, mesela rectangle'ımızın 3 kenarını seçiyoruz. Tekrar mouse'umuzu sağ tuşuna tıklıyoruz. Uzatmak istediğimiz noktadan tutup hangi yöne doğru uzatmak istiyorsak, hatta paralel kenar olarak bile uzatıp bırakabiliriz. Mirror komutumuz ayna, yani yansımasını oluşturma cismin. Mirror komutuna girdikten sonra yansımasını oluşturacağımız cismi seçiyoruz. Mouse'umuzun sağ tuşuna tıklayıp hangi noktadan itibaren yansımasını oluşturacaksak o noktaya geliyoruz. F8 komutuna basarsak tam düzlemsel olarak yansımasını daha rahat oluşturabiliriz. Aşağı doğru çekince sağ tarafa doğru bir yansıma oluştuğunu görüyoruz. Boşluğa tıklıyoruz. Space'e bastığımızda yansımanın oluştuğunu görüyoruz. Scale komutumuz boyutlandırma komutu. Boyutlandıracağımız cismi seçiyoruz. Mouse'umuzun tekrar sağ tuşuna tıklıyoruz. Herhangi bir noktaya tıklayıp aşağı doğru ya da yukarı sağa sola doğru çekerek iki katı büyütmek istiyorsak 2 enter dediğim zaman iki katına çıkıyor. Bunu tekrar küçültme için de kullanabiliriz. Tekrar cismimi seçtim. Sağ tuşa tıkladım. Herhangi bir noktaya tıkladım. Aşağı doğru çektim. 0.25 dediğimde 4'te 1'ine düştüğünü görebiliriz cismi. Trim komutumuz kırpma komutu. Bir tane line oluşturalım. Şöyle cismimizi F8'de düzlemsel moddan çıkalım, serbest moda geçelim. Bu dikdörtgenimizi kesen bir çizgi oluşturduk. Space yaptığım komuttan çıktım. Ben istiyorum ki dikdörtgenin şu dışında kalan kısmının kırpmak istiyorum çizgimi. O yüzden trim'e tıklıyorum ya da klavyeden TR space space, yani çift space yaparak kırpmak istediğim çizginin ucuna dokunduğumda oranın kırptığını görürsünüz. Buradaki çizgiyi kırpmak istiyorsam buraya, buradakini kırpmak istiyorsam buraya, bunun dışındakini de kırpalım. Flat pah kırma. Herhangi bir iki kenar arasında pah kırabiliyorsunuz ya da birleştirebiliyorsunuz. Şöyle izah edeyim. Bir tane line'ımız burada var. Bir line'ımız da burada var. Flat'e tıklayıp iki çizgiyi tıkladığımda köşelerini birleştirdiğini görebiliriz. Pah kırmak için de kırma ayarları, değerleri vererek pahımızı kırabiliriz aynı zamanda. Offset komutumuz öteleme komutu. Bu offset komutuna tıklayarak ya da
klavyemize O space tuşuna basarak ne kadarlık bir derecede ötelemek istiyorsak, yazıyorum 20 santim ötelemek istiyorum. Enter dedim, 20 enter dedim. Dikdörtgenimin içine bir dikdörtgen, 20 santim ötelenmiş bir dikdörtgen daha çizmek istiyorum. Yaparak şöyle 20 santim ötelenmiş bir dikdörtgen oluşturabilirim. Ya da bunu çizgilerde de oluşturabiliriz. Çizgiyi tıklayarak içeri ya da dışarı doğru 20 santim ötelenmiş bir çizgi daha çizebiliriz. Text komutumuz, yazı yazacağım zaman kullandığımız bir komut. Yazacağımız text'i gireceğimiz yeri seçiyoruz. Buraya yazalım. Dikdörtgen. Yalnız bu default ayarlarında 2,5 santim büyüklüğünde geldiği için biraz yazımızı büyütelim. Yazımızın boyutunu. Bunu 15 yapayım. Yazdıktan sonra boşluğa tıkladığımızda yazımızın oluştuğunu görebiliriz. Bu yazımızı tekrar F6'e basarak serbest moda geçeyim. İstediğimiz yere de bu şekilde taşıyabiliriz. Planner, daha doğrusu şurada daha detaylı dimension, yani ölçülendirme araçlarımızı görebiliriz. Dimension'a tıkladığımızda ilk ve son noktaları tıklayıp aradaki mesafeleri ölçebiliriz. Dimension ayarlarını ise buradaki sağ alttaki oka tıklayarak modify deyip text kısmından burada yazdığımız ölçü değerini büyütüp küçültebiliriz. Mesela 10'muş değerimiz, bunu 15 yaparak biraz daha büyütebiliriz. Okey dediğimizde buradaki değerin büyüdüğünü görebiliriz. Aynı zamanda modify diyorum. Buradaki değerimizin ölçü çizgisinden fazla uzakta gözüküyor. Bunu biraz yakınlaştırmak istiyorum. Değerimiz offset from dim line. Değerini biraz düşürürsem bunun çizgiye doğru yaklaştığını görebilirim. Aynı zamanda line sekmesinden ise buradaki ölçüm çizgilerimin cismimden olan uzaklığını girebilirim. Offset from origin değerini 20 dersem OK dediğimde buradaki kısmın biraz daha fazla açıldığını görebiliriz. Home sekmesine geliyorum. Burada layer'lar, yani katmanlarımız var. Bunları da çok kullanacağız çizimlerimizde. Burada katman oluşturmak, karmaşık çizimlerimizde bazı katmanlarımızı ortadan kaldırarak daha rahat çizim yapmayı sağlayabiliriz. Bunun için örnek vermek gerekirse, yeni bir katman oluşturmak için mesela duvar diye bir katman oluşturmuşum. Bir tane daha oluşturalım. Buna da ne diyelim? Dikdörtgen. Dikdörtgen diyelim. Dikdörtgen diye bir katman oluşturayım. Buna da sarı renk vereyim. Mesela şuradaki dikdörtgenimizi bu katmana tanımladım. Daha sonra buradaki dikdörtgenimi de duvara tanımlayayım. Duvar katmanımıza tanımlayalım. Farz edelim ki bu ikisi iç içe geçmiş, çizimimize iç içe geçmiş bölümler. Fakat ben bu bölümü şimdilik görmek istemiyorum. Burada daha detaylı çizimler yaparken şu katmanı kaldırmak istiyorum. O yüzden buraya gelip duvar katmanındaki ampulü tıkladığımda bu katmanın görünürlüğünü kaldırdığımı görebilirsiniz. Tekrar geri çağırmak istediğimde ampule basıp tekrar geri getirebilirim. Hatta bir örnek daha yapalım. Yazı diyelim. Yazıya bir katman oluşturalım. Buna da mavi renk verelim. Buradaki teksimize de yazı katmanını tanımlayalım. Mesela ben bu çizimimde yazıyı ve duvar katmanlarını kaldırmak istiyorum. B
belli bir müddet başka çizimler yaparken duvarı ve yazı katmanını kaldırıp burada başka çizimler yaparak yaptıktan sonra tekrar bu katmanları görünür hale getirebilirim. Bunu da çok kullanacağız aynı zamanda. Daha sonra yaptığımız çizimi farklı kaydedebiliriz. Save as diyoruz. Burada alt kısımda hangi formatta kaydetmek istediğimizi soruyor. Burada işte AutoCAD'in değişik versiyonları mevcut. Relays 14, AutoCAD 2000, 2004, 2007, 2010, 2013 gibi. Mümkün mertebe buradaki versiyonu düşük kaydedersek diğer düşük versiyonlu AutoCAD kullanan kişiler de bizim yaptığımız çizimi açabilirler. Örnek veriyorum, ben bunu 2013 versiyonunda kaydedersem 2000 versiyonu kullanan birisi 2013 versiyonunda kaydedilmiş bir çizimi açamayabilir. Bu yüzden de mümkün mertebe düşük versiyonlarda kaydetmekte fayda var. Mesela 2007 diye yapalım, onu kaydedelim. Daha sonra yaptığımız çizimin çıktısını almak istiyorsak buradan ana menüden Print, Plot'a gelerek buradan printer'ımızı seçiyoruz. Şu an benim printer'ım tanımlı değil. Ben bunu PDF'e aktarmak istiyorum. PDF'e aktarmak için de DVG to PDF seçiyorum. Buradan hangi boyutta bir PDF'e aktarmak istiyorsam inçler ve milimetre cinsinden değerler var. Ben 841'e 1189 milimetrelik bir boyut seçiyorum. Buradan nereye aktarmak istiyorsam Window'u tıklayarak hangi kısmı aktarmak istiyorsam o bölgeyi seçiyorum. Bunu PDF'imde ortalamak için Centered Plot dikine atıyorum. Buradan dikey ya da yatay olarak konumlandıracağımı seçiyorum. Burada dikey olarak konumlandırırsam sayfama daha iyi oturduğunu, daha büyük bir kısmı oturduğunu görebilirim. Apply to Layout kısmı da uygula demek. Preview yaptığımız, yani çıktı alacağımız PDF'in ön görünümünü sağlar. Bu şekilde gözükecek PDF olarak kaydettiğimizde. Escape yapıp çıkabilirim. Sonra OK dediğimde nereye kaydetmek istediğimi soruyor. İşte desktop'a seçelim. Buradan PDF'e dönüştürdü ve attı. Artık çizimimiz PDF formatında saklayabiliriz ya da göndereceğimiz yerlere PDF olarak gönderebiliriz. AutoCAD yüklü olmayan kişiler PDF olarak görebilirler. Bir sonraki videomuzda mimari kat planımızı çizmeyi öğreneceğiz. Daha sonraki videolarımızda da bu çizdiğimiz kat planı üzerinde elektrik projelerini işleyeceğiz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler.